Şizofreninin risk etkenleri. Şizofreni için risk etkenleri çok çeşitlidir. Şizofreniye neyin neden olduğunu kimse bilmiyor. Neden olduğu da tam bir muamma. Tam olarak çözülmüş ve anlaşılmış bir hastalık mı? Hayır. Halen araştırmalara devam eden bir hastalıktır. Şizofreni her türlü toplumda en sık görülen ruhsal bozukluklardan olmasına karşın gerçek sıklık ve yaygınlığı üzerinde veriler değişkendir. Amerika'da yapılan bir geniş alan çalışmasında şizofreni form bozukluğun 1 yıllık yaygınlığı %1, yaşam boyu yaygınlığı ise %1,5 olarak saptanmıştır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 2 milyon yeni vaka ortaya çıkmaktadır. Şizofreni insan sağlığının bir parçası. Bildiğimiz kadarıyla şizofreni sadece insanlarda görülebilen bir hastalık. Şizofreninin toplumsal yaygınlığı, tanı ölçütleri zaman içinde değişmesine rağmen dünya çapında belirgin farklar göstermemektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'inde ırk, cinsiyet, ekonomik duruma bakılmaksızın her 100 çocuktan birinde kaçınılmaz olarak bu hastalığın kurbanı olacaktır. Nedeni hala çözülemedi. Şizofreninin nedenini tam olarak bilmiyoruz. Kurbanlar arasında dahiler, kahinler, büyük sanatçılar, azılık katiller ve de çok sayıda sıradan insanlar var. Bu insan sağlığının parçası ve bazı insanlarda mutlaka ortaya çıkacaktır. Şizofreni genellikle 45 yaşın altında ortaya çıkar. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar geç başlangıçlı şizofreninin de sandığı kadar ender olmadığını göstermektedir. Geç başlayan olgular genellikle süreyen ve ilerleyici bir seyir göstermemeleri ve daha az yıkım uğramalarıyla erken başlangıç olgulardan ayrılırlar. Şizofreni genellikle 15-30 yaş arasında gençlerde ve kadınlarda çıkıyor. Şizofreni kadın ve erkekte eşit oranda görülüyor. Ancak en sık ortaya çıktığı yaş dönemi erkeklerde 15-25, kadınlarda 25-35 yaşlarıdır. Dolayısıyla erkekler yaklaşık 10 yıl daha erken bir dönemde hasta olabilmektedirler. Şizofreni alt ekonomik sınıflarda daha yüksek oranda görülmektedir. Bu durum iki farklı yaklaşımla açıklanmaya çalışılmaktadır. Birinci yaklaşıma göre alt sınıflar enfeksiyonlar, doğum öncesi, bakım yetersizliği ve strese karşı toplumsal desteklerin zayıf olması gibi olumsuz koşullar nedeniyle şizofreniye yatkın hale gelmektedirler. İkinci yaklaşım ise genetik yapılarında şizofreniye yatkınlık taşıyan ailelerde kuşaklar boyunca alt sınıflara doğru bir kayma olduğu ileri sürülmektedir. Şizofreni tanısı almış kişiler arasında evlilerin oranı toplum ortalamasının altındadır. Tıpkı toplumsal sınıf için olduğu gibi burada da iki farklı görüş ileri sürmektedir. Yalnız yaşamak şizofreni yatkınlığı artırıyor olabilir ya da bu kişiler hastalık nedeniyle aile kurmakta güçlük çekmekte ve de daha sık boşanmaktadırlar. Yakın dönemde göç etmiş kişilerde şizofreniyi daha sık görmektedir. Ancak göçmenliğin yarattığı sorunların doğrudan şizofreniye yol açtığı gösterilmiş değildir. Ayrıca bu kişilerin zaten var olan ruhsal sorunlar nedeniyle ailelerin terk etmeye yatkın oldukları da ileri sürmektedir. Doğum mevsimi olarak da yapılan çalışmalar daha sonra şizofreni tanısı alan kişilerin önemli bölümünün kış aylarında ya da ilkbahar başına doğmuş olduklarını göstermektedir. Bazı araştırmacılar bu durumdan viral enfeksiyonların yılın bu dönemi özgü beslenmede özelliklerinin sorumlu olabileceğini ileri sürmektedirler. Risk sırasıyla ele alındığında karşımıza öncelikle perinatal dönemle ilgili sorunlar çıkmaktadır. Annenin yaşadığı çevresel stresin kötüsü etkileyip şizofreni için bir risk oluşturabileceği ileri sürmektedir. Yine yetersiz beslenmenin neden olduğu akut açlığın şizofreni gelişimi açısından bir hassasiyete ve artmış risk neden olduğu yine düşünmektedir. D vitamininin azlığı da bir risk faktörüdür. Obstetrik anomaliler, intrauterin enfeksiyonlar, intrauterin döneminde bebeğe karşılaştığı enfeksiyonlar, uzamış doğum, düşük beden kütle endeksi ve prematüre ile hipoksi, asfiksi, toksemi ve doğum travması gibi komplikasyonlar, annenin çok sayıda doğum yapmış olması, gebelikte alkol alımı, annede sigara kullanma öyküsü, gebelikteki açlık, preeklampsi, RH uyuşmazlığı gibi etkenlerdir. Bu etkenlerin temelde hipoksiye bağlı retiküler genişleme ortaya çıkararak ya da beyin gelişiminin çok erken dönemlerinde kortekteki sinapslarda oluşturacağı olası azalma rol oynayabileceği öne sürülmüştür.
obstetrik komplikasyon öyküsü olan şizofreni hastalarında hastalığın başlangıç yaşının daha erken olduğu, komplikasyon miktarı arttıkça bu yaşın daha erkene alındığı, daha kronik bir seyir gösterdiği ve negatif belirtilerin daha belirgin olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Şizofreni oluşumunda bu gibi durumların genetik etmenlerle karşılıklı etkileşim içinde olduğu üzerinde de durulmaktadır. Nörodejeneratif teoriler, şizofreni hastalarının beyinlerinde ilerleyici patolojik bir sürecin varlığından söz eden nörodejeneratif yaklaşımlar konusunda birbiriyle çelişen çalışmalara dikkat çekmektedir. MR bulgularında tipik nörodejenerasyon bulgularına rastlanmaması ve bazı postmortem çalışmalarda nöronal dejenerasyon izleri elde edilmesine rağmen hastalığın bazı hastalarda beyin dokusuna dejenerasyonla, bazılarında ise dejenerasyon olmaksızın yıkımla gittiğini yanıtlamanın zorluğu hastalığın nörodejeneratif gelişim süreci konusundaki çelişkilerdir. Nörogelişimsel varsayıma göre ise beynin gerek doğum öncesi, özellikle 2. ve 3. trimesterde, gerek doğum sonrası nörogelişimsel sürecindeki anormalikler ve defekler, belli bir sessiz dönem geçtikten sonra ergenlik ya da genç erişkinlik yaşlarında çoğunlukla aşırı bir stres ya da esrar kullanımı gibi tetikleyici bir olay sonrasında patolojik nöronal olayları hareket geçirerek şizofrenik bir sendroma neden olduğu ileri sürenler vardır. Nörogelişimsel modele göre genetik ve erken gelişimsel etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan beyin hasarı beynin normal olgunlaşma sürecini bozmakta ve nöronların gelişiminin erken dönemlerinde meydana gelen genetik ve epigenetik hadiseler nöron gelişimini olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu etkilenme hücre çoğalması, hücre farklılaşması, hücre göçü ve programlı hücre ölümü, sinap oluşumu, nöron devresi oluşumu aşamalarında olabilmektedir. Burada anlayacağımız şey, bugün bilimin ortaya koyduğuna göre basitçe farklar beyin bağlantıları ve beyin biyokimya dünyası düzenidir. Beyin etkinlikleri nöron denen hücreler arasındaki iletişimi gerektirir. Nöroinhibiti denen dopamin ve serotonin kimyasal maddeler aracılığıyla bu mesajlar iletilir. Şizofreni hastalarında bu biyokimyasal maddeler genelde anormal düzeydedir. Ama beyin biyokimyasındaki bu dengesizlik şizofreninin getirdiği iletişim eksikliklerinden yalnızca biridir. Araştırmacılar bu sorunların kimileri beyin hücrelerindeki kimyasal organizasyondaki düzensizliklere bağlama eğilimindedirler. Bu yapılar genel olarak ceninin beyin gelişimi sırasında oluşur. Hamileliğin 2-3 aylık döneminde nöronlar beyinde özel yollar açmak üzere harekete geçer. Bu aşamada oluşabilecek bir hatanın kişi üzerinde ömür boyu etkisi olur. Bu durumda şizofreni hastalarının beyinleri farklı bağlantılar içerir. Yani nöronların iç bağlantıları normal bireylerin beyinlerine çok daha farklı bir düzen kurmuş olabilir.